Merhaba arkadaşlar, Herkes Şok kanalına hoş geldiniz. Bugün severek izlediğimiz ünlü isimlerin bazıları yarışma programlarıyla ünlü olmuş, yetenek yarışmalarıyla kendilerini ispatlamışlardı. Bu videomuzda da size yetenek yarışmasıyla ünlenmiş isimleri anlatacağım. Videomuz başlamadan önce kanalımız Herkes Şok'a abone olmadıysanız hemen şimdi abone olun lütfen. Bugün severek izlediğimiz ünlü isimler, bakın hangi yarışmalar sayesinde ünlü olmuşlar. Beren Saat, Türkiye'nin Yıldızları yarışmasını ikinci olarak bitirdi. Beren Saat, Türkiye'nin en gözde oyuncularından birisi olmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu, arkadaşının ısrarı ile mankenlik ajansına kaydolan Kenan İmirzalıoğlu, Best Model of Turkey'ye katıldı. 4000 kişi arasında ilk 20'ye girdi ve birinci oldu. Ardından Best Model of World yarışmasında da birinciliği elde etti. Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin en beğenilen, en sevilen oyuncularından birisi olmayı başardı. Burcu Biricik. Burcu Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayınlanan Artist Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Gülşen Bibikoğlu, 1973 yılında Ses Sinema Dergisi'nin yarışmasına katılarak sinemaya adım attı. Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of World yarışmasını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıldızı Gümüş dizisi ile parladı. Özge Ulusoy, Özge Ulusoy, Survivor yarışmasına katıldığı için çok mutlu. Hayatımda verdiğim en doğru kararlardan birisi Survivor'a katılmaktı dedi. Türkiye'ye döndüğümde havalimanında büyük bir ilgiyle karşılaştım. Çok mutlu oldum. Bu yarışmadan sonra da daha da ünlü oldum. Artık bütün Türkiye beni tanıyor dedi. Ve Özge Ulusoy da Survivor yarışmasıyla ünlü olan isimlerden birisi oldu. Cüneyt Arkın, gerçek adı Fahrettin, Cürekli Batur olan Cüneyt Arkın aslında bir tıp doktoru. 1963 yılında Artist Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci oldu. Daha sonra oyuncu olmaya karar verdi. Deniz Seki, Melih Kibar ile tanışmasıyla müzik dünyasının ilk adımını attı. Pek çok sanatçıya vokal yaptı. 1995'te Pop Show yarışmasında birinci seçilip kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Uğur Pektaş, Survivor ile ünlü olan isimlerden birisi de Uğur Pektaş. Şimdilerde oyunculuk kariyerinde ilerliyor. Kadir İnanır, Kadir İnanır, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünü bitirdi. 1969 yılında katıldığı bir yarışmada foto romanları ile birincilik aldı ve sinemaya böylece geçiş yaptı. Özgür Çevik, Akademi Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Özgür Çevik, yarışmada birinci olmamasına rağmen kariyerinde ilerledi. Oyuncu birçok dizi ve filmde karşımıza çıktı. Özellikle şöhreti Yabancı Damat dizisiyle yakaladı. Barış Akarsu, Barış Akarsu da Akademi Türkiye birinciliğinden sonra tanınmış, albüm çıkarmış ve dizilerde oynamaya başlamıştı. Lakin geçirdiği trafik kazası sebebiyle vefat etti. Buna rağmen Barış Akarsu hiç unutulmadı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Necla Nazır, Necla Nazır da Gülşen Bibikoğlu gibi Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmaya katılarak sinema dünyasına adım attı. Deniz Akkaya, Best Model of Türkiye birincisi olan Deniz Akkaya şöhretini bu sayede elde etti. Daha sonra bir sürü film ve dizide de karşımıza çıktı. Mankenlik yapmaya da devam etti. Filiz Akın, Filiz Akın TED Ankara Koleji Arkeoloji bölümünde okudu. Filiz Akın 1962 yılında Artist Dergisi'nin yarışmasına katılarak sinemaya başladı. Merve Oflas, Survivor yarışmasının birincisi olan Merve Oflas, bir anda ummadığı bir şekilde büyük bir şöhrete kavuşan isimlerden birisi oldu.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük bir rol aldı. Daha sonra da Survivor'a yorumcu olarak geri döndü. Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci oldu. Bu birincilik ona sinema ve televizyon sektörüne hızlı adım atmasında yardımcı oldu. Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı. Bu da onun ilk büyük yapımı oldu. Nilüfer, hafta sonu gazetesinin düzenlediği ses yarışması ile de Nilüfer birinciliği kazanmıştı. Bu da Nilüfer'e şöhret kapısını araladı. Hakan Atipoğlu. Hakan Atipoğlu da TV'deki yarışma programları sayesinde tanınan isimlerden. Önce Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanınan Hakan Atipoğlu, daha sonra Survivor arasında yarıştı. Bu şekilde şöhreti arttı. Hakan Atipoğlu şimdilerde oyunculuk ve sunuculuk yapıyor. Nebahat Çehre. Nebahat Çehre de henüz 15 yaşındayken Türkiye Güzeli seçildi. Ve daha sonra Yılmaz Güney ile kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Aydan Şener. Aydan Şener 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. 2 yıl sonra Küçük Ağa adlı dizide oyunculuk yapmaya başladı ve böylece şöhret kapısını sonuna kadar açmış oldu. Sezen Aksu. Sezen Aksu'nun hayali dansöz olmaktı. Fakat o besteci ve yorumcu oldu. 1970 yılında Hafta Sonu adlı derginin düzenlediği ses yarışmasında 6. oldu. Burcu Esmersoy. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Miss International seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve dostluk güzeli oldu. Yarışmadan sonra önü açılan Burcu Esmersoy spikerlik yaptı. Esmersoy şimdilerde sunuculuk ve oyunculuk yapmaya devam ediyor. Hülya Avşar, 1982 yılında bir gazetenin düzenlediği güzellik yarışması ile adını duyurdu. Lakin Hülya Avşar'ın evlenmiş boşanmış olduğu ortaya çıktıktan sonra tacı geri alındı. Hülya Avşar için bu çok da sorun olmadı ve yıldızı daha çok parladı. Bir anda herkes onu konuşur oldu. Fikret Hakan ve Salih Güney ile Haram filminde yer aldı. Uzun yıllardır gündemde kalmayı başaran isimlerden birisi. Defne Samyeli, 1991 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyurdu. Kısa bir süre sonra sunuculuk yaptı, hatta şarkıcılık bile yaptı. Uzun yıllar ekranlarda spiker olarak karşımıza çıktı. Son olarak da Defne Samyeli'ni dizilerde görmeye başladık. Çağla Şikel, 1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şikel, podyumların vazgeçilmez isimlerinden birisi olmayı başardı. Daha sonra oyunculuk ve sunuculuk da yaptı. Jülide Ateş, 1990 yılında adını Türkiye Güzeli olarak duyurmayı başarmıştı. Jülide Ateş de Defne Samyeli gibi habercilik kariyeri yaptı ve spiker oldu. Ayşe Hatun Önal, 1990 yılında Türkiye Güzeli seçilen Ayşe Hatun Önal, taç giydikten sonra modellik yapmaya başladı. Daha sonra diksiyon dersleri alarak sunuculuk yaptı. Ardından müzik dünyasına da el attı. Arzu Monan, 1993 yılında hem Avrupa hem Türkiye Güzeli seçilen Arzu Monan, hem mankenlik hem oyunculuk yaptı. Menderes Samancılar, 1974 yılında Menderes Samancılar Fotoroman Kralı yarışmasında birinci oldu. 1975 yılında Samancılar İnce Mehmet Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. Tuğçe Kazas. 2001 Türkiye Güzeli Tuğçe Kazas podyumların en gözde isimlerinden biri olmayı başardı. Tuğçe Kazas evlenip Yunanistan'a yerleşti. Fakat Türkiye'de defilelere devam etti. Eşinden boşanıp Türkiye'ye dönen model kariyerine hem mankenlik hem de oyunculuk olarak devam ediyor. Edis Hun, 1963 yılında Ses Dergisi'nin yarışması ile Edis Hun da sinema hayatına adım attı. Demet Şener, 1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener oyunculuk da yaptı. Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden sonra vaktini çocuklarıyla geçirmeye başladı.
Azra Akın. 2001 yılı Türkiye güzeli seçilen Azra Akın aynı yıl dünya güzeli de seçildi. Azra Akın daha sonra mankenlik ve oyunculuk yaparak kariyerinde ilerledi. Tarık Akan. 1971 yılında Ses Dergisi'nin yarışmasında birinci seçilen Tarık Akan kariyerini oyuncu olarak sürdürdü. Selda Alkor. Selda Alkor da Ses Dergisi ile ünlü olanlardan. Emel Sayın. Emel Sayın da bir ses yarışmasına katılarak orada birinci olarak müzik piyasasına adım atmış, daha sonra da oyuncu olmuş isimlerden. Belgin Doruk. Belgin Doruk, Yıldız Dergisi ve İstanbul Film'in açtığı yarışmayı kazanarak sinema dünyasına geçiş yaptı. Ayrıca Belgin Doruk 1953'te Türkiye ikinci güzeli seçildi. Pınar Aydın. Akademi Türkiye yarışmasıyla ismini duyuranlardan birisi de Pınar Aydın oldu. Daha sonra onu dizilerde gördük. Ekrem Bora. 1953 yılında Yıldız Dergisi'nin düzenlediği artist yarışmasında Ekrem Bora birinci seçildi ve oyunculuk yapmaya başladı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuz hakkındaki görüşlerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Ve kanalımız Herkes Şoka abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.